Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizlere yeni bir çalışma başlatıyorum. AYT fizik konuları yeni nesil ve güncel soruları içerecek şekilde tekrar anlatacağım. Evet arkadaşlar ilk konumuz vektörlerle başlayacağız. Tabii ki AYT konuları uzun bir süreç. Arkadaşlar bu konuda hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Evet, şimdi ilk konumuz olan vektörlere başlayalım. Şimdi vektör nedir? Vektör yönlendirilmiş doğru parçasına vektör denir. Vektör dört temel e, elemandan oluşur. Bu dört temel eleman dediğimiz eleman nedir arkadaşlar? Tabii ki vektörün ne olması lazım? Bir başlangıç noktası olması lazım. Başlangıç noktasına A diyelim. Bitiş noktası da ne olsun arkadaşlar? B noktası olsun. Doğrultusu. Şimdi bu da doğrultu ifadesi şudur arkadaşlar. Doğrultu ifadesi şöyle bir eksen demektir. Yani doğrultunun burada yönü yoktu. Doğrultu artı da olabilir, eksi de olabilir. Sadece iki tane e, vektörün birbirine paralel olması, doğrultularının aynı olduğu anlamı kadar. O zaman para, doğrultu dediğimiz zaman vektörlerin birbirine ne olmasa paralel olması demektir. Yani şöyle bir küçük bir örnek söyleyebiliriz. Mesela bu vektörler bu vektörün doğrultuları arkadaşlar nedir? Bu vektörlerin hepsinin doğrultuları aynıdır. Gördüğünüz gibi bu vektörler birbirine paralel olduğu için bunların hepsinin doğrultusu ne olmak zorunda? Bu vektörün ve bu vektörün hepsinin doğrultusunun aynı olması lazım. O zaman doğrultu kavramında paralellik olduğunu unutmayalım. Doğrultu arkadaşlar yön değildir arkadaşlar. Bakın yön olmadığını söylemiş olalım. Şimdi yönü neredendir? Yönü gördüğünüz gibi A'dan ne tarafa doğru? B'ye doğru bir vektör görüyorsunuz. Şimdi bir vektörü Şiddeti büyüklüğü ne demektir? Bir vektörü bir harfle göstereceğiz. O vektörün üzerine ok koyduğumuz zaman onun vektör olduğu anlamı katar. Şiddetle büyüklük aynı kavramdır arkadaşlar. Şiddete büyüklüğü vektörü arkadaşlar mutlak değerini için aldığımız zaman şiddeti demektir. Büyüklüğünü soruyor demektir. Ya da üzerindeki vektörü kaldırdığımız zaman bunun kaç birim vektörü olduğunu anlatır. O zaman bakalım bu vektörümüz kaç birim bir vektör? 1, 2, 3 birim. O zaman bu vektörün büyüklüğü arkadaşlar 3 birimlik bir vektör olarak söylemiş oluruz. O zaman burada mutlak değer ifadesi vektörün bize neyi anlatır? Büyüklüğünü ya da arkadaşlar üzerinde ok kaldırıldığı zaman büyüklük kavramını söylemiş olur. Şimdi geldik buradaki özelliklerimize. Şimdi vektörlerin temel özelliklerini incelediğimiz zaman şimdi iki vektörün birbirine eşit olması için her şeyinin doğrultusu yönü büyüklüğü aynı olması lazım. Yani eşit vektörler her şeyi aynı olan vektörler. Şu anda A vektörünün yönü, büyüklüğü ve şiddeti her şey arkadaşlar D vektörünün aynı. O zaman A ve D'ye biz eşit vektör diyeceğiz. Ama dikkat edersen diğer vektörü A vektörü B vektörü eşit değil arkadaşlar. Çünkü yönü farklı. A ve C'nin yönleri farklı. Burada B ve C, B ve C'nin yönleri farklı. Bunlar eşit vektör değildir. Bunların sadece büyüklükleri eşittir. Burada A, B'ye nasıl, A, b nasıl eşit yazılır? A'yı, b eşit yazmamız için şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Mutlak değer C, A ile B eşittir. Ya da şöyle yazabiliriz. A vektöründen üzerinden vektörü kaldırdığımız zaman yine büyüklük anlamı ifade etmiş oluruz. Demek ki ya mutlak değerci göstereceğiz ya da üzerinde ok kaldırdığı zaman sadece bunların büyüklüklerinin hepsinin iki birim olduğunu söyleriz. Gelelim buradaki özelliğimize. Bir vektörü ters çevirirse bir vektör ters dönerse ters çevirirse işaret değişir. Yani gördüğünüz gibi k vektörü ters döndüğü işareti eksi k oluyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Böyle bir vektörü ters çevirmek için önüne ne yapacağız? Eksi işareti koyacağız. O zaman bu bir a vektörü olsa o zaman bu ters döndüğü zaman eksi a'ya dönüşmüş olur deriz. Gelelim burada yine vektörlerin özelliklerine bir vektörü herhangi bir sayıyla çarpırsa ne olur? Doğrultu değiştirmeden büyüklüğü değişebilir. Mesela A vektörü ne yapmışız? 2 ile çarpmışız. 2 birimken 4 birimlik vektörü oldu. Yönü değişmedi, büyüklüğü değişti sadece. Bir vektörü ne yapmışız? 1 bölü 2 çarpmışız. Yine arka yönü değişmedi ama büyüklüğü değişti. Ama vektörü Eksi 3 ile çarptığımız zaman hem büyüklüğü değişti hem yönü değişti. O zaman bir vektörü herhangi bir sayı ile çarptığımız zaman büyüklüğü değişebiliyor, küçülebiliyor, yönü değiş. Ama neyi değişmez arkadaşlar? Doğrultusu değişmez. Özellikle şunu unutmayalım. Doğrultu değişmez diyelim. Demek ki doğrultu arkadaşlar vektörün neyiydi? dikkat ederseniz. Paralellik değil miydi? O zaman burada hiçbir vektörün paralelliği ne yapmıyor? Bozulmuyor arkadaşlar. Gelelim son durumumuza. Bir vektör başka bir yere taşınırken yönü doğrultu şiddeti değiştirilemez demiş. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar K vektörünü ne yapmışız? Taşıyabiliriz. Buraya taşıyoruz. İstersek bu şekilde taşıyabiliriz. Büyüklüğünü değiştim ama K vektörünü alıp şöyle yapamayız arkadaşlar. O zaman bu ifadenin yanlış bir ifade olduğunu söylemiş oluruz. Gelelim vektörlerin toplanmasına. Vektörlerin toplanması ne demektir? İki ya da daha fazla vektörün etkisini tek başına yapan vektöre biz bileşki vektör diyoruz. R harfiyle gösteriyoruz. O zaman bileşki vektör R'dir. Biz bunu aynı zamanda arkadaşlar toplam vektörü diyebiliriz. Toplam vektör diye söyleyebiliriz. Yani bir, kısaca vektörlerin toplamı demektir arkadaşlar. Ve her zaman bir e, vektörü bulmamızda toplam vektörü niye buluruz? Bileşik kuvvetinin yönünü bulmak için bunu buluruz arkadaşlar. Şimdi biz bileşkeyi nasıl bulacağız? Üç yöntemle. Birincisi ucu, ucu ekleme yöntemi, paralel kenar yöntemi, bileşen ayırma. Genellikle arkadaşlar ucu, ucu ekleme yöntemi daha kullanıyoruz. Paralel kenar yöntemi daha az kullanıyoruz. Şimdi ucu, ucu ekleme yöntemi nasıl olacak? Şimdi vektörlerin birinin başlangıç noktası diğerinin arka kısmına ...eklendikten sonra oklar birbirini takip etmesi lazım. Sonra ilk başladığımızdan son bitişimi çizdiğimiz zaman bunu birleşkesini buluruz. Şöyle kısaca anlatalım arkadaşlar. Mesela şöyle bir vektörümüz olsun. Diğer vektörümüz şöyle olsun. Ne hat? Oklar birbirini takip etti. Sonra başladığımız yerden bitişe çizdiğimiz zaman bunun ne oluyor? arkadaşlar? Şu şekilde toplamı oluyor. Demek ki oklar birbirini takip ediyor başlangıç noktasından başlangıç noktasından son noktaya çizdiğimiz zaman bu bunun bileşkesi yani R'si olmuş oluyor diyoruz. Şimdi burada küçük bir uygulamasını yapmış. Şimdi A vektörü ne yapmış? Almış. A vektörü almış, aynı taşımış. B vektöründe arkadaşlar buraya taşımış. Sonra bakın ucucu ucu eklemiş. Sonra başlangıçtan bitişe çizdiğimiz zaman bileşkiyi bu şekilde bulmuş. Aynı şekilde önce B'yi de alabiliriz istersek. Önce B'yi alalım. Bakın şurada mesela önce B'yi almış B vektörünü. Sonra A vektörünü bunun ucuna eklemiş arkadaşlar. Başlangıçtan bitişe şu şekilde çizdiğimiz zaman yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde toplamını bulmuş oluyoruz. Demek ki sıranın önemi olmadığını görüyoruz. E, o önemli olan burada arkadaşlar sırayı kaçırmamak veya yani vektörü bozmamak. Mesela şöyle bir vektörümüz olsa, şöyle bir vektörümüz olsa arkadaşlar, şöyle bir vektörümüz olsa. Bunlara isimler verelim. Mesela bu A vektörü olsun arkadaşlar. Bu B vektörü olsun. Bu C vektörü olsun. Biz ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Sıranın önemi yok. İstediğimizden başlayabiliriz. Önce A vektörünü alalım. İsterseniz C vektörünü alalım. Sonra isterseniz B vektörünü alalım. Bunların isimlerini hemen yazalım arkadaşlar. Buna ne demiştik? A vektörü. Şuna C vektörü. Buna da B vektörü. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? İlk başlangıç son bitimi. İlk başlangıçtan sona çizdiğimiz zaman işte bunun ne oluyor arkadaşlar? Hepsinin bileşkisi yani toplamı oldu. Demek ki baştan en son uca çizdiğimiz zaman onun toplamı olduğunu görmüş oluyoruz. Evet burada küçük bir notumuz var arkadaşlar. Şimdi eğer vektörler uca eklendiğinde başlangıç noktasına dönülüyorsa bileşke sıfırdır. Ne demektir yani? Bakın bu ok bu oku takip ediyor. Bu ok da bunu okuyor. Bütün oklar birbirini takip ediyorsa bileşke o zaman sıfırdır diyeceğiz. Başka şekilde şöyle gösterebiliriz. Mesela böyle bir vektörümüz var. Bu bunu takip etti. Bu bunu takip etti. Bu da bunu takip etti. Hiç boşluk kalmadı. Boşluk kalmaması o zaman bunun toplamı nedir arkadaşlar? Sıfırdır diye söylemiş oluruz. Şimdi gelelim buradaki sorumuza. Ne demiş? Eşit kare bölmeli düzlemlerden KLM vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi vektörlere sırayla istediği karışık toplayabiliriz. Önce ne yapalım arkadaşlar? K vektörünü alalım. Hemen bunun ucuna bakın L vektörünü olduğu gibi ekledik. Bunun ucuna M'yi ekledik arkadaşlar. Bunların bir ismini yazarsak şu K vektörümüz değil miydi? Bu da L vektörümüzdü. Bu da M vektörümüzdü. Sonra başlangıçtan bitirelim. Burası başlangıç, burası son ucu. Başlangıçtan sonu. Özellikle bunu unutmayalım arkadaşlar. Bakın burası başlangıç noktası. Burası da son noktası. O zaman başlangıçtan bitişe çizdiğimiz zaman burası ne oldu arkadaşlar? Şu R vektörü işte bunun bileşkesi olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi gelelim buradaki e, aynı düzlemdeki vektörlerin bileşkesi aşağıdakiler hangisine eşittir? Şimdi soruya şöyle başlayalım. Şimdi hangi vektörler birbirini takip ediyor? K, L'yi, L'de P'yi takip ediyor. Birbirini takip eden vektörler yani şöyle K vektörümüz şu L vektörümüz şu da P vektörümüz. O zaman bu üçünün toplamı ne oldu? Sıfır oldu. Yani K'nın, L'nin, P'nin toplamı sıfır. Yani şu üçü sıfır. Geriye hangisi kaldı? Geriye arkadaşlar şu ikisi kalmadı. Bak şu vektörle şu vektör kaldı. O zaman bu ikisini yapalım. Hemen şu m vektörümüz. Şu da arkadaşlar n vektörümüz. Bunun toplam başlangıçtan bitişe bu olmaz mı? O zaman hemen bunların isimlerini yazdığımız zaman burası m vektörüydü. Bu da n vektörüydü. O zaman bu ne eşit oldu? P'nin tam tersine eşit oldu. O zaman sonucumuzun eksi P olduğunu burada görmüş oluyoruz. Evet geldik buradaki sorumuza. Sorumuz neymiş bize? K, L, M, N vektörlerin bileşkesi R'dir. R'nin büyüklüğü kaç N eşittir? Şimdi burada arkadaşlar dikkat edersen N bir yarı büyüklüğünde. O zaman burada şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle hangisini alalım? Şimdi burada M vektörünü alalım. M vektörünün ucuna hemen arkadaşlar şu N vektörünü eklersek ne çıktı karşımıza? Hemen arkadaşlar şuradan şu alta şöyle çizersek o zaman hemen ismini yazalım şuraya. Bu hangi vektörümüzdü? M vektörümüzdü. Şu yol sola eklediğimiz vektör N vektörümüzdü? O zaman bu bunun bileşkesi oldu. Tam R büyüklüğünde birleşki oldu. Şimdi geriye kalan vektörümüzü inceleyelim. Hangisi kaldı? Şu da K kaldı. Şu da L kaldı. Evet burada da arkadaşlar şu şekilde L kaldı. Şimdi bunun bileşkesi ne dedim? Bileşkesi buradan aşağı değil mi arkadaşlar? O zaman buradaki bunun toplamı buradan bakın R, R yaptı. O zaman hepsinin toplamı buradan bir tane daha şöyle geldi arkadaşlar. Dikkat edersen bakın burada 2 R geldi. Şimdi buradan R, R. O zaman toplamda kaç R'lik büyüklük oldu? Toplamda aşağı doğru 3R'lik bir vektör oldu. 3R N'nin kaç katı? Çünkü N'ye R demiştik. N'nin arkadaşlar burada 3 katı olduğunu görmüş oluyoruz. Geldik paralel kenar yöntemimize. Paralel kenar yöntemi de bir yöntemdir. Sonuçta bir ilişkiyi bulmanın farklı bir yöntemi. Şöyle yapacağız. Vektörlerimizi yine arkadaşlar alacağız. Sadece başlangıçlarını birleştireceğiz. Sonra arkadaşlar şekli ne yapmamız lazım? Şu şeklin şurasını Buraya taşıyacağız paralel olarak. Bu şeklin burasını da buraya taşıyacağız. Şekli paralel yaptık, yaptıktan sonra bu köşe köşeden bu köşeye çizdiğimiz zaman bunun toplamını ne yapıyor? Bu şekilde veriyor. Hocam şöyle yapsak olur mu diyeceksiniz. Yani alıp ben B'yi A'nın ucuna eklesem olur mu? Yine aynı şey olur arkadaşlar. Sadece ucuca eklemiş oluyoruz. İster böyle yapalım ister de öbür türlü yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada vektörlerle ilgili tabii ki özel durumlarımız da var. Bu özel durumları tek tek incelediğimiz var. eğer vektörler aynı yönlü arkadaşlar ne yapıyor? Toplanıyor. Yani arkadaşlar şöyle vektörün sadece yönüne bakacaksınız. Mesela bu 3 birim büyüklüğünde. Bu da arkadaşlar 5 birim büyüklüğünde. Bu tarafa doğru hemen bileşkemizin 8 birim olduğunu söyleyebilirsiniz. Vektörler tersse ne yapılır? ters de öğretmenim hemen çıkartılırucesiz. Hangisinden hangisi büyükse. Eğer mesela arkadaşlar A mesela 9 birim 9 birimlik bir vektörümüz olsun. Şurası 9 birimlik vektörümüz olsun. Diğeri de 2 birimlik bir vektörümüz olsun. O zaman 9 sağa, 2 sola. Hangisi de büyükse o tarafa gidecek bizim bileşkemiz. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Bileşkemiz sol tarafa doğru ne oldu? Bu tarafa doğru 7 birimlik büyüklük diyeceğiz. Yani vektörler zıtsa çıkartılır. Burada en önemli durumumuz arkadaşlar şu durumdur. Eğer vektörler arasındaki açı 60 derece ve eşit büyüklükte iki vektör varsa herhangi birinin kök3 katına eşit. Yani A ile B'nin eşit olduğunu görüyoruz burada. A ile B eşit. Eğer aradaki açı 60 değilse ise R arkadaşlar A'nın kök3 katı B'nin kök3 katı. Şöyle diyelim. Mesela diyelim ki burası 6 olsun. Burası da 6 olsun. 60 derece ise burası 6 kök3'e eşittir diyoruz arkadaşlar. Gelelim yine bir özelliğimiz var burada. Yine özel durumumuz. Şimdi buradaki vektörümüz. Yine arkadaşlar burası A vektörü, B vektörü. A ile B vektörü eşitse herhangi birinin neydi? Kök 2 katına eşit diyeceğiz. Yine sayısı olarak söylersek burası mesela 7 birim. Burası da 7 birim. 90'ı gördük. Sonuç hemen arkadaşlar 7 kök 2 diye söylememiz gerekiyor. Geldik son özelliğimize. Aralarındaki açı 120 eşit büyüklükte ise arkadaşlar yani A ile B eşit büyüktü. 120 dereceyi gösteriyorsa o zaman bileşkemiz hemen ne eşittir? Kendisi eşittir. Mesela diyelim yine bu 8 birim olsun. Bu da 8 birim olsun. Bileşkemiz kendisi olduğu için 8 birim eşit olduğunu burada söylemiş oluruz. Şimdi burada arkadaşlar küçük bir notumuz var. Şimdi eğer bize A ve B vektörlerini yine verdi ama A ve B vektörünün yönler hakkında herhangi bir bilgi vermedi. bileşkesi ne olabilir diye bir soru sordu. O zaman şöyle yapabiliriz. A ile B'nin matematiksel farkını alırsınız. A ile B'nin arkadaşlar matematiksel toplamını alırsınız. O zaman bileşke bu ikisi arasındaki değerler alır. Ama A, B değerini alabilir. A, B'nin toplamını da alabilir. Örnek verelim mesela arkadaşlar. A'mız mesela 2 birim vektörümüz olsun. B'miz de arkadaşlar ne diyelim? E, işte 4 birim vektörümüz olsun. O zaman e, B'den A'yı çıkartırız. Veya bunu 5 yazalım isterseniz. 5'ten ne yapalım? 2'yi çıkartalım arkadaşlar. 5 ile 2'yi toplayalım. O zaman en küçük değer 3 alabilir. En fazla değer de 7 alabilir. O zaman 3'ü alma şansı var burada. 3'ü ne yapıyor? Alıyor arkadaşlar. 7'yi de alıyor. Aradaki değerleri alır mı? 4'ü, 5'i, 6'yı alabilir arkadaşlar. Onun için burada olasılıkla düşündüğümüz zaman ne olacak arkadaşlar? Şunu söylememiz lazım en küçük alacağı değer farkı en fazla toplam olur. Aradaki bütün değerlerde ne yapmış olur? Almış olur. Şimdi şu alttaki özellik ne yanıtı? Eğer kuvvetler birbirinden farklı olursa, yani F1 ve F2 eşit olmayabilir. F1 ve F2 birbirinden farklı. Buradaki açıyı da verirse burada kosinüs teoremi var. Kosinüs teoremi F1'in karesi, F2'nin karesi. 2 F1 çarpı kos alfa şeklinde bileşkeyi de bulabiliriz. Şuradaki özellik çok önemli. İki vektörün arasındaki Açı arttıkça bileşki azalır. Bunu şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Mesela bakın şimdi şöyle bir tane vektörümüz olsun. Şurada gösteriyorum şöyle. Şimdi bunlar arasındaki açı böyleyken en büyük değil mi? Bakın bunu böyle açı yaptıkça ne yapıyor? Şu tarafa doğru gittikçe ne yapıyor? Bileşke sıfırlanıyor. Onun için diyoruz ki bakın tekrar göstereyim. Bakın şu anda maksimumdur ikisi. Ne yani Açıyı artırıyoruz. Açıyı artırıyoruz. Ne oluyor? En sonda ne oldu arkadaşlar? Sıfıra gitti. O zaman diyeceğiz ki yani şu aradaki açı, şu aradaki açı arttıkça bileşke ne olur? Azalır diyeceğiz. Özellikle bu özelliği ne yapmayalım? Unutmayalım. Şimdi geldik şuradaki sorumuza. Evet, şimdi buradaki sorumuzda her birinin büyüklüğünü ne vermiş? A vermiş gördüğünüz gibi. Buradakine hepsini A vermiş. Bir de sorduğu soru şu. Şekil 1'in bileşkesi R1, şekil 2'nin bileşkesi R2, şekil 3'ün bileşkesi R3. Her birinin bileşkesinin toplamını soruyor. O zaman şunu yapabiliriz arkadaşlar. Yani açı azaldıkça bileşke ne yapıyor? Büyüyordu. Nasıl göstermiştik? Tekrar gösterelim. Şimdi şu şöyle. Şuradaki şu en büyük. Bakın açı artıyor. Açı artıyor. Bileşke ne oluyor? Sıfıra gidiyor. Demek ki arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? Şu açı ne kadar küçükse Bileşki o kadar büyük. O zaman en küçük açı bu. O zaman buradaki bileşki ne olacak? En büyük olacak. Bu ne olsun? R3 arkadaşlar. Buradaki değer ne arkadaşlar? R2. O zaman R2 ikinci sırada olacak. Buradaki bileşki de arkadaşlar şu şekilde... R3, R1 arkadaşlar. R1 de bu. O zaman R1 de en küçük olacak. O zaman sıralamamızı yaptığımız zaman R3 en büyük. Açı küçüldükçe bileşke büyüdü. Açı büyüdükçe bileşke küçüldü diyeceğiz. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Büyüklükleri 4 Newton, 7 Newton, 10 Newton olan 3 vektörün maksimum ve minimum değerlerini sormuş. Şimdi maksimum değerin şöyle düşünebilirsiniz. 4 Newton böyle. 7 Newton böyle, 10 Newton böyle olduğu zaman ne yaparız arkadaşlar? 4, 7, 10. O zaman hocam diyeceksin toplayacağız. O zaman 4'ün, 7'nin ve 10'un toplamı ne yapar? 21 e, birimlik değer olmaz mı? Bunu hallettik arkadaşlar. Şimdi minimum değeri nedir? Şimdi 4'ümüz var, 7'miz var, 10'umuz var. O zaman şöyle yapalım. Şu 10'u arkadaşlar şöyle kenara ayıralım. Şu 4 ile 7'yi bir yorumlayalım. 4 ile 7'nin farkı kaçtır? 3'tür. Toplamı kaçtır? 11'dir. Yani 7 ile 4'ü topladık. O zaman farkı 3, toplamı 11. O zaman arkadaşlar burada hangi değerler alabilir? 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'ı, 7'i, 8'i. 9'u 10'u. Sonuçta arkadaşlar şu anda şunu 10 olduğunu biliyoruz. Bunların bileşkesinin 10 olma şansı var mı? Arada değer olduğu için 10 olma şansı var. O zaman bu 10 değeri bu 10 değeri götürürse minimum değeri ne olur diyeceğiz? Tabii ki sıfırlandı. O zaman minimum değerinin ne olma şansı varmış? sıfır olma şansı varmış. Ama arkadaşlar şöyle bir durum olursa ne olurdu? Mesela şu 10 değil de arkadaşlar şu 12 olsaydı dersek ne olur? O zaman 12'yi en küçük sıfırlayacak sayı 11'dir. O zaman minimum değeri ne olurdu arkadaşlar? O zaman da bir birim olurdu. Demek ki bir olması için buranın 12 olması lazım. 12, 11'de en fazla maksimum değer olarak şey yaparak götürür. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geldik diğer sorumuza. Demiş ki sorumuzda bize büyüklükleri verilen vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç Newton oldu? Şimdi şekli bir inceleyelim. Burada 120, 120 Newton'umuz var arkadaşlar. Burada 120, 120 derece, 120 derece. 5, 9, 12 var. Şimdi o zaman şöyle düşünebiliriz. arkadaşlar. Her birinde 5 var mı? Yani burada da bir 5 değeri var. Burada da 5 değeri var. Diğer kalan değerleri saklasak. Yani şuraya 4'ü saklasak. Burada 5'ten 13'ten 5'i çıkarsak 8 de burada kalsa. Öncelikle ne yapalım? Şu 5'leri kendi içine değerlendirelim. Evet her bir 5. Yani bu tarafa 5'imiz var. Bu tarafa 5'imiz var. Aşağı 5'imiz var arkadaşlar. Değerlerini yazalım. Şuna 5 birim, 5 birim, 5 birim. Şimdi arkadaşlar şundan bileşkesini şöyle alsak yukarı doğru. Aradaki açımız kaç dereceydi? 120 dereceydi. O zaman bu ikisinin bileşkesi 120 olduğu zaman ne yapıyor? Kendisi olmuyor mu arkadaşlar? O zaman 5 oldu. Bu 5, bu 5'i götürdü. O zaman bütün 5'ler yok oldu. Evet, gereği ne kaldı? Burada 4 kaldı. Şu 4'ü şuraya alalım. Aşağıda kaç kalmıştı? 8 kalmıştı. O zaman şunu yapabiliriz. Bu 4, bu 8. O zaman buradaki 8'i de 4, 4 diye ayıralım mı? Öncelikle ne yapalım? Şu dörtleri bir halledelim. Evet dörtleri şöyle hallettiğimiz zaman. Şimdi bunlar arasındaki açı kaç dereceydi? Tabii ki 120 derece. O zaman ne olur diyoruz? Tabii ki 120'de ne oluyordu? Buralar eşit 120 ise 4 oluyordu. Şimdi bu 4 ile bu 4 kaldı. Bunlar gitti. Evet şimdi yapalım arkadaşlar. Şimdi böyle aşağıya dördümüz var. Şu şekilde 4'ümüz var. Buna paralel kenar metodunu yaparsak şöyle, şu da şöyle olursa bunun bileşkesi ne oldu arkadaşlar? Şöyle olmadı mı? Evet, değerlerini yazalım hemen burada. Burası 4'tü, burası 4'tü. Şu aradaki açı artık 60'a düştü. Bu aradaki açı 60 olursa o zaman burası ne yapar? 4 kök 3 olur deriz. Cevabımızı burada arkadaşlar 4 kök 3 olarak söylemiş oluruz. Evet geldik üçüncü yöntemimize arkadaşlar. Üçüncü yöntemimiz nedir dediğimiz zaman bileşenleri ayırma yöntemi olarak düşüneceğiz. Şimdi bileşenleri ayırma yöntemi nedir? Tabii ki kollarını ayırma demektir. Kollarını nasıl ayırırız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi A vektörümüz ne yapmış? Burada bir AX kolu var. Burada bir AY kolu var. O zaman şöyle demektir arkadaşlar. Şurası A'nın X kolu. Burası arkadaşlar karşı kolu. Yani o zaman açı yardımı açının karşı tarafını bulurken neyi kullanacağız? Tabii ki o zaman sinüsü yani karşıyı bulurken sinüsü, komşu kenarı bulurken o zaman ne yapacağız? Tabii ki kosinüs. O zaman burada bizim bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? Karşı ekseni bulurken sinüsten yardım alacağız, komşu eksen bulurken kosinüsten. Burada gördüğünüz gibi karşı ekseni bulurken sinüsten buldu yani y ekseni bulurken, komşu ekseni bulurken yani x ekseni bulurken burada kosinüsten yardım aldı. Yine arkadaşlar burada ne yapmış? Bu her ikisinin matematiksel toplamı. Yani şuradaki ax ile AY'nin Pisagor toplamı da arkadaşlar AY'yi verdiğini burada görmüş oluyoruz. Şimdi geldik buradaki sorumuza. AB vektörünün bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Evet, geldik buradaki sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Aynı düzende bulunan A ve B vektörün bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi burada arkadaşlar bize ne yapmış? X'i eksenlere vermiş. 37, 53 dereceyi vermiş. 40 ve 30 birimlik Şöyle yapalım arkadaşlar hemen sorumuzu şöyle başlayalım. Şimdi bunu hemen burada kollarına bir kolu böyle bir kolu da böyle değil mi arkadaşlar? O zaman hemen değerler yazarsak. Şimdi açının komşu kolu. Komşu kolunu bulurken kosinüs ne? 40 çarpı kosinüs 37. Burayı bulurken ne yaparız? 40 çarpı sinüs 37. Hemen arkadaşlar bu değerleri de burada yazalım. Ve şu burada ne yaptık? Bir bu tarafı komşu kolu oldu. Yukarı karşı kol oldu arkadaşlar. Şimdi değerlerini yazar. 40 çarp kosinüs 30 dedik. Kosinüs 30 0. Kaçtır? 0. Tam 0.8'dir. 0.8 çarpı 40 tam ne oldu arkadaşlar? Burası 4 kere 8. 32 birimlik bir değerimiz. O zaman burası nedir arkadaşlar? 32 birimlik bir değerimiz var. Şimdi e, sin 37'nin değeri de 06. 06 çarpı 40'dan 40 kira 06 ne yapar? 24 yapar. O zaman burası da 24 birimlik değerimiz oldu. Aynı şekilde hemen buradan ayıralım. Burası bir komşu kolu var, bir karşı kolu var. O zaman değerlerini tek tek yazdığımız zaman... Burası 30 çarpı sin 53 değeri olduğunu görüyoruz. Yani sin karşı değersin üstlüyor. Komşu değer 30 çarpı kosinüs 53. Yani sin 3 53 değeri 0,8. 0,8 çarpı 30'dan ne olur arkadaşlar burası? 8 görüyoruz 24. O zaman aşağı doğru ne yaptı? Şu şekilde bir 24 değerimiz var. Bir de bu tarafa kolu olmuyor mu? Diye. Hemen bunu yazalım buraya. O zaman 24 birimi şuraya yazalım. Şimdi kosinüs 53 değerimizde kaçtır? 0 burada 0, 6'da. 6 kere 3 ne yapar? Burası 18 yapar. Şöyle de 18'i yapalım. O zaman bu 24, bu 24'ü gözüldü. 18'den 32 çıkarsak bu tarafa doğru birleşkemiz ne oldu arkadaşlar? 14 birimlik bir değer olduğunu görmüş oluyoruz. Geldik buradaki sorumuza. Şimdi sorumuz şöyle arkadaşlar. Şimdi demiş eşit kare bölme düzlemde verilen vektörlere yapılan e, A vektörü, e, eksi B vektörü, C vektörü ve eksi 2D vektörün toplamı. Şimdi vektörlerin işaretlerine dikkat edelim. Eksi B ve eksi 2D arkadaşlar. Şimdi vektörler, o zaman ucuca ekleyelim arkadaşlar. Evet A vektörünün olduğu gibi alıyoruz. Bakın A çünkü artı A demiş. B'yi ters çevirmemiz lazım. B'nin tersi şöyle değil midir? Hemen ne yapıyoruz? B'yi arkadaşlar ters olacak şekilde ekliyoruz şu şekilde. Sonra C'yi, C'yi ekliyoruz arkadaşlar. C'de nasıl? C'de şöyle diyeyim mi? C'yi ekledik. D'nin tersinin 2 katı. D'nin tersinin iki katı şu şekilde. O zaman D'nin tersinin iki katı şu şekilde, değil mi arkadaşlar? Şimdi biz vektörler nerede? Bu buradan mı? Buradan başladık. En son şuraya çizdiğimiz zaman işte başlangıçtan bitişe bunun toplamı diyor isimlerini yazalım isterseniz. Buraya A vektörünü demedik arkadaşlar. Sonra şu, şu ikincisi neydi? Eksi B'ydi. Bak eksi B'yi ters çevirdik. Şu vektör arkadaşlar C vektörü. Bakın gördüğünüz C vektörü. D'nin tersi. D'nin tersinin kaç katı? 2 d O zaman bunun da R olduğunu gördük. O zaman başlangıçtan son duruma çizdiğimiz zaman bileşkiyi bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet geldik çıkmış sorumuza arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'nin eski bir sorusu. Sorumuz şöyle. Sürtünme siz demiş arkadaşlar. Yatay düzlem üzerinde P cismi aynı düzendeki FK, FL, FM kuvveti etkisinde hareketsiz kalıyor demiş. Yani sistemin kısaca arkadaşlar hareketsiz yani dengede kaldığını biliyoruz. Devam edelim sorumuza. E, FKLM kuvvetlerinin x 80 yaptığı dar açılar TTK, TTL, TTM'dir. Kuvvetlerin büyüklükleri eşit olduğuna göre bunlar arasındaki açıları söylüyor. Bakın burada kuvvetlerin eşit olduğu ne yapmış? Özellikle belirtmiş ve hareketsiz olduğunu söylemiş. Özellikle bunları yazalım. Buranın yani 1F kadar, buranın 1F kadar, buranın 1F kadar olduğunu söylemiş. Şimdi bir şeyin hareketsiz kalmasının şart nedir? Tabii ki sağa çeken kuvvetin, sola çeken kuvvetler, yukarı çeken kuvvetlerin, aşağı çeken kuvvetlerin hep sağlı sola ne yapması lazım arkadaşlar? Yani buradaki kuvvetin buraya, şu yukarı çeken kuvvetlerin aşağı çekilmesi gerekiyor. Şimdi bunları tek tek gösterirsek. Burada arkadaşlar sadece K'nın yukarı çekeni var. M'nin aşağı çekini var, L'nin aşağı çekini var. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Burada K'nın yukarı çekeni, yani K'nın yukarısını bulurken biz ne yapıyoruz? F çarpı sinüs teta K yazmıyor muyuz? Burada M'nin aşağı çekini yazarken F, M, F çarpı sinüs teta M demez miyiz arkadaşlar? L'nin aşağı çekini yazarken F çarpı sinüs teta L demez miyiz? O zaman yukarı çeken F çarpı sinüs teta K Aşağı çekin F çarpı sinüs teta L artı arkadaşlar. F çarpı sinüs teta M'ye ne oldu? Eşit i̇şte oldu. O zaman buradaki K yani sin K'nın sinüsü yani F'in sinüs teta K'sı bu değerle eşit işte oldu. Şimdi sinüs değerinde sinüs değerinde sinüs değeri büyüdükçe ne yapar? Değerde büyür arkadaşlar. O zaman tek başına Buradaki sinüs teta değer yani TTK açısı TTL ile TTM'yi değer e, ne yaptı? Karşıladı. O zaman burada ne olması lazım? TTK açısının kesinlikle en büyük olması lazım. Çünkü sinüsler nedir arkadaşlar? Açı büyüdükçe değerde bir. Çünkü bu değer tek başına iki değeri ne yapmış? Karşılamış. Şimdi gelelim diğer olaya. Şimdi M'nin sola çeken bir kuvveti var. Burada K'nın sola çekeni var. L'nin sola çekeni var. M'nin arkadaşlar tek başına sola çekeni hem burada K ve L'yi burada M'nin sola çekeni düşünürken F çarpı kosinüs teta M yazıyoruz. Yani şu tarafı yazarken F çarpı kosinüs teta M yazıyoruz. Diğer tarafı yazarken F çarpı kosinüs teta K bu tarafı yazarken F çarpı kosinüs teta L. Tek başına bu kosinüs değeri bunu eşit. O zaman buradaki kosinüs değerinin büyük olması lazım. Kosinüs değeri büyük yapan açı küçük olması demektir. O zaman kosinüste açı küçüldükçe değer büyük olur arkadaşlar. Demek ki sinüste de, bakın sinüste sinüste arkadaşlar açının büyük olması değeri büyük yapıyor ki tek başına karşılıyor. Ama kosinüste arkadaşlar açının küçük olması değeri büyük yapıyor. Tabii ki L L'de nerede kaldı? Arada kaldı. O zaman K büyüktür. L büyüktür M oluyor. Cevabımızı buna göre A seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar vektörler konumuz bitti. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.